Babaanne. Oyun oynadığın yetti. Hey! Hey! İhtiyar kadın! Bitti sen! Aç şu kapıyı ihtiyar kadın! Kapıyı aç dedim sana! Aç şu kapıyı hemen! Hey! Babaanne! Biliyorum! Buralarda bir yerde saklanıyorsun. Bak! Çabuk dışarı çık. Yoksa bu yaşta canını almak zorunda kalacağım. Seni uyarıyorum babaanne. Babaanne! Oh! Demek dinlemiyorsun. Ama annem neden o kadar gergindi? Onu ben de hiç anlamıyorum. Babaannemin sesi daha çok korkmuş gibiydi. Bihan biraz hızlı sür. Bihan dur arabayı. Beni araba tutuyor. Teyze su iç. Bihan arka camı açsana. Hayır, böyle olmayacak. Arabayı durdur, kusmam gerekiyor. Anne, biraz tutmaya çalış, biraz sakin ol. Eve gelmek üzereyiz. Bak Koşi Devi, illa kusman gerekiyorsa camdan aşağı kus. Sorun değil, bizden çekinme. Bunlar beni dinlemeyecek. Keşke ona mesaj gönderebilse, herkesin eve geldiğini, ihtiyara sahip çıkmasını söylese. Hey babaanne, dikkat et! Anne! Babaanne! Babaanne, aç gözlerini! Babaanne! O buradaki en yaşlı kadın bunca zaman sonra geri gelmiş ama sen ne yaptın? Ama ben bir şey yapmadım. Neden vuruyorsun? Neden bana vurup duruyorsun? Ben bir şey yapmadım diyorum. Yalan söylemiyorum. Yalan söylüyorsun. Ben o çarkı fırlattığını gördüm. Anladın mı? Evet. Bunu gördün. Ama o çark elimden kaydı. Ne yapabilirdim? Söylesene. Neden öyle bakıyorsun Koşi? Ben bunu asla bilerek yapmadım. Kaza da olsa ona zarar verdin. O benim annem sayılır. Böyle bir hatayı nasıl yapabilirsin söylesene. Bu arada sen çarkı neden yukarı çıkardın ki? Ha? Söyle. Bu çarkın yukarıda ne işi var? Bunu evli çiftler kullanır. Sen de ne işi var söyle. Ben vefat eden eşimi özlüyordum. Bu yüzden çömlek yapmak için bunu yukarı çıkarmıştım. Ama elimden kayacağını nereden bilebilirdim? Gerçekten doğruyu söylüyorum. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu çok yakında öğreneceğiz. Annem hele bir kendine gelsin, şöyle bilinci bir açılsın. Ondan sonra nasıl hesap vereceksin göreceğiz. Amca doktor geliyor.
Eğer bu ihtiyar uyanırsa o zaman... Bunu sakın düşünme. Ona bir iğne yaptım. Her an kendine gelebilir. Bir an eğer babaanneme bir şey olursa... Kendimizi asla affedemeyiz, değil mi? Babaanneme hiçbir şey olmayacak. Anne, anne sen iyi misin? Anne sana ne oldu böyle söyle. Evet babaanne, söylesene bu nasıl oldu? İkisi beni öldürmeye çalıştı. Çok kötü insanlar bunlar. Bir anamın canını almak istiyorlar. Bunlar bir anamın böbreğini almak, sonra da John'a nakletmek istiyorlar. Babaanne, babaanne ne diyorsun sen? Evet oğlum. Bu insanlar seni öldürmek istiyorlar. Şimdi onların gözünün yaşına bile bakma. Annem, benim annemdin sen. Ama bunu yaptın. Ben senin için kendi ailemi feda ettim. Sense bana bunu mu yaptın? Babaannemle Tapki'yi öldürmeye mi çalıştın? Seni asla... Hayır! Anne! Bir şey yokmuş. Doğrusu... Ben çok korkuyorum. Ben burada kalamam. Ben gidiyorum. Anne, lütfen merak etme. Doktor Bey'in dediği gibi, babaannem birazdan uyanacak. O çok yakında iyileşecek. Sen burada yanımda kal. Bir an. Sanırım babaannem uyandı. Babaanne, babaanne. Söylesene anne, ne oldu söyle. Anne, anne. Doktor Bey, babaanneme ne oldu? Neden hareket etmiyor? Üzgünüm. Ancak başına aldığı darbe sebebiyle konuşamıyor. Boynundan aşağısı tamamen felç olmuş durumda. Yani babaannem iyileşecek öyle değil mi? Evet ama bu biraz zaman alacak. Ayrıca ilaç ve iğnelerle de devam etmemiz gerek. Sonrasında iyileşecektir. Babaanne, lütfen merak etme. Biz senin yanındayız. Göreceksin. Hep birlikte seni çabucak iyileştireceğiz. Babaanne lütfen beni affet. Bunların hepsi benim yüzümden oldu. Ama sen biliyorsun bu benim hatam değildi. Ben bunu kesinlikle bilerek yapmadım. Neden kendini suçluyorsun ki? Doktor Bey iyileşeceğini söylüyor. Hem senin bir suçun yok. Buradaki kimse sana inanmasa bile
Ben sana inanıyorum. Senin aileme asla zarar vermeyeceğini biliyorum. Hey, sen ne yapıyorsun? Sen aklını mı kaçırdın? Bırak şunu, bırak. Benim hayatım uğursuz. Ben kendimi cezalandırmak istiyorum. Ben kocama işte bu ellerle tokat attım. Halbuki ben bu ellerle saygımdan onun ayaklarına dokunuyordum ama... Ama sen de biliyorsun. Ben bunu kesinlikle bilerek yapmadım. Sen ne yaptıysan beni kurtarmak için yaptın. Ben neden üzüleyim ki? Yine de işte... Bak, her şeye katlanabilirim ama senin gözyaşı döktüğünü görmeye dayanamam. Ben abin öldükten sonra seninle öylesine evlenmedim. Sen benim hayatımsın. Koş yani. Sen kapıyı çalmadan odama girmeye nasıl cüret edersin? Sana kaç kez söyleyeceğim daha? O taptiğiyle dura dura sen de uyanıklık yapmaya başladın. Sana güzel bir ders vereceğim. Koş anne, ben sana çay... Çay mı? Şimdi gösteririm çayı. Sen benimle gel de sana güzel bir ders vereyim. Koş anne. Yürü, yürü. Ne yapıyorsun sen koşu devi? Acı çektirmekten zevk mi alıyoruz? Kızın eline bak. Ne biçim yara olmuş. Tamam, sana bir şey soracağım. Birine acı çektirmekten ne zevk alıyorsun sen? Hı? Söyle hadi. Şankar bu evde olduğu sürece ben ona acı vermene izin vermiyorum. Hadi yürü. Hayır. O haksız değil. Doğru olanı yapıyor o. Ben elbet bir hata yapmışımdır. O yüzden beni cezalandırıyor. Şankar, bu ceza falan değil, zulüm. Böyle bir zulmün de durdurulması gerekiyor. Yürü. O kekeme kız Tapki ile bu Vasundhara Pandey her seferinde bana engel oluyorlar. Biha'nın ameliyatından önce bir şeyler yapmam gerek. Aman tanrım! Gördün mü Çutki? Muhteşem telefonum ne kadar muhteşem fotoğraflar çekmiş. Ne kadar kaliteli fotoğraflar. Ben de çok güzel çıkmışım. Fotoğraf tabii ki kaliteli olacak çünkü biz güzeliz. Affedersin. Biz değil, ben. Ben muhteşem, güzel ve sevimli bir hanımefendiyim. Anladın mı? Bitti mi peki? Ah canım. Ne oldu sana? Neden bu kadar öksürüyorsun? Gel,
Gel şöyle. Ben gel sana otur. Su getireyim. Gel şöyle. Bat git çabuk su ver. Tamam. Al John, iç. Evet, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sen neden bu kadar çok ilaç alıyorsun? Sen çok yakışıklı bir gençsin. Sen sağlıklısın. Neden bu kadar ilaç alıyorsun ki? Şey, önemli bir şey değil. Bu aralar biraz hastalandım. Günümüz doktorları biliyorsunuz. Bana bir sürü ilaç verdiler. Ama daha ne kadar bu ilaçları alacaksın ki? Göreceğiz. Ya ilaçlar gidecek ya ben. Birazdan geliyorum. Ne dedi o öyle? Ya ilaçlar gidecek ya ben mi? Yarın dua törenleri için son gün. Her yıl olduğu gibi bu yıl da mahalledeki aileler arasında bir yarışma olacak. Size haber vermeden ailenizi hemen kaydettik. Siz her yıl yarışmada ön plandasınız. Bu yıl da geri kalmanız hiç mümkün değil. Özellikle de Bihan'la Tapki varken. Bu yüzden lütfen yarın zamanında gelin. Evet, düşündüğünüz için teşekkür ederiz ama bu yıl biz katılamayacağız. Şey, açıkçası annemin sağlığı biraz kötüleşti. Ama siz her zamanki gibi yarışmaya devam edin. Biz yine üzerimize düşen yardımı yaparız. Sizi anlıyoruz Bay Baybinder. Ama sizler gibi herkese örnek olmuş bir aileyi aramızda görmek istiyoruz. Sen örnek aileyi bir de bana sor. Hanımefendiye geçmiş olsun dileklerimizi iletirsiniz. Müsaadenizle. Annem tek başına mı? Hayır. Yanında Bihan var. İyi yapmış. Bize kızgın olabilir ama annem kızmaz. Bu yüzden nasıl hissettiğini ona anlatabilir. Bir an önce iyileş babaanne. Sana çok ihtiyacım var. Hem üzüntüde hem sevinçte. Yine bir arada olalım. Her şeyin normal olduğunu söylüyorlar. Ama gerçek şu ki artık hiçbir şey normal değil. Babaanne Tapki de kendine göre haklı. Ama benim senden başka kimsem yok. Beni kimse anlamıyor. Herkes seni anlıyor. Herkes de senin yanında. Bir an sadece sen yardımımızı istemiyorsun. Ben sahte yardımlardan çok çektim Tapki. Artık gücüm kalmadı. Bir an insanın gözlerine bakınca gerçeği görebilirsin. Çünkü beni en yakınlarım kandırdı Tapki. Ailem. Bu öyle bir yalan ki bugüne kadar yaşadığım hayatım, kimliğim yerle bir oldu. Babaanne, Bihan'ın ailesi olarak gördüğü insanlar onun ailesi değil. Bunu ona nasıl anlatacağımı bilmiyorum babaanne. Ama babaanne, sen hiç merak etme. Ha? Her şey düzelecek babaanne. Benim için dua eder misin? Bu zor zamanları duanla atlatabilirim. Bu evdeki kimsenin başına bir şey gelmemeli babaanne. Thank you.
bunu kimin için yapıyorsun? Annem için değil mi? Bihan, ben de sana aynını söylemeye çalışıyordum. Bu yaşananlar aramızdaki bağları değiştirmiyor. Bihan, annem seni hala eskisi gibi çok seviyor. Hatta belki de daha fazla seviyor. Hadi Bihan, anneme bunu ver. Annem aşağıda babamın yanında. Bunu görünce ne kadar çok sevinir, yeniden doğmuş gibi olur. Yoksa Bihan onunla arandaki bağ kopardığından beri... Bu ona değil. Bu benim anneme. Koşi anneme. Bunu duymanın seni üzdüğünü biliyorum. Hayır Bihan, ben neden üzüleyim ki? Ben de en az senin kadar onu önemsiyorum. Çünkü bunlar senin saf, temiz duyguların. Bihan, bu Koşi teyze ya da annem için olabilir. Bunun bir önemi yok. Sen bunları bırak. Hemen git bunu ona ver. Onu sevdiğini anlamalı. Ayrıca lütfen bunu düzgünce muhafaza etmesini de söyle ona. Böylece ileride... O benim annem. Ona bir şey söylememe gerek yok.